Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli partimizin üst düzey yöneticileri, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Alperen Ocakları Başkanım, çok kıymetli bugün bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer Sivaslılar, kıymetli muhtarlarım, saygıdeğer basın mensupları. Sivas'ımızın önümüzdeki 5 yılına damga vuracak vizyon projelerimizi açıklayacağımız toplantımıza öncelikle hoş geldiniz. Şehrimize yeni bir vizyon katmak istiyoruz. Bu vizyonu katarken sizlerle şimdiye kadar birçok istişareler yaptık. İlk yaptığımız şey, şehir meydanımıza bir çadır kurduk. Şehrim için bir fikrim var sloganıyla çıktığımız yolda çok sayıda Sivaslı kardeşimiz bizimle düşüncelerini paylaştı. Daha sonra bir internet ortamında, bir platformda yine sizlerin görüşlerinizi aldık. Çok sayıda dernek, vakıf, sendika, oda ve ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizden yine çok sayıda dönütler aldık. Bütün bunların sonrasında projelerimizi şekillendirdik. Projelerimizi yaparken şuna dikkat ettik. Birincisi, Büyük Birlik Partimizin 2024-2029 yılları arasındaki seçim beyannamesini esas aldık. İkincisi ise sizlerin görüşlerinize göre ve şehrimizin gerçekten sorunlarına göre bir vizyon ortaya koymak istedik. 58 adet proje hazırladık ve şimdi bunları sizlerle paylaşacağız. İnşallah önümüzdeki 5 yılda bu projeler şehrimize yeni bir vizyon ve yeni bir belediyecilik anlayışını getirecektir. İlk paylaşacağımız projemiz şu. Ulaşım Master Planı ismini vermiş olduğumuz projemizde 6 adımdan oluşturduk. Bunlardan birincisi şu. Toplu taşıma mutlaka el atılması gereken en önemli konuların başında geliyor. Hangi mahalleye gidersem gideyim en büyük sıkıntı ulaşım sorunu. Geldiğimizde birinci olarak toplu taşımayla ilgili kesinlikle yeni bir planı hayata geçireceğiz. Burada şunu esas alacağız. Bütün otobüslerin hepsinin üniversiteye gidip üniversitedeki son durakta bulunmasını doğru bulmuyoruz. Halk otobüsü arkadaşlarımıza bir araya geldik. Bunlarla istişareler yaptık. İnşallah şehrimize daha yakın bir noktada yeni bir son durak belirleyeceğiz. Böylece sefer sayısını arttıracağız. Böylece yolcu yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Bir diğer konu şu. Dinamik kavşak sistemini devreye koymak istiyoruz. Artık Sivas akıllı bir şehir olacak. Yazılım teknolojisiyle, bilişim teknolojisiyle artık dinamik kavşak sistemiyle kavşaklarda vatandaşlarımız çok fazla beklemeyecekler. Bir diğer alternatif yollar. Kuzey Çevre Yolu şu an itibariyle yatırım programından çıkarılmış. Kuzey Çevre Yolu'nun tekrar yatırım programına alınması için her türlü girişimlerde bulunacağız. Güney Çevre Yolu projesini hızlı bir şekilde faaliyete geçireceğiz. Özellikle baktığımız zaman çevre yolunun şehir içerisinde kaldığını görüyoruz. Bu yoğunluğu da inşallah bu iki alternatifle azaltmış olacağız. Alt geçit ve üst geçitler baktığımız zaman yeniden oluşturmamız gereken alanlar var. Bunları arkadaşlarımıza belirledik. Yeni alt geçit ve üst geçitleri şehrimize kazandıracağız. En önemsediğimiz yerlerden birisi de 4 Eylül sanayi sitesinin giriş kısmına mutlaka bir üst geçidin kazandırılması gerekiyor. Bir diğeri kapalı durak sistemi. Fotoğrafını görüyorsunuz. Sivas soğuk bir memleket. Özellikle yolcu yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde akıllı ve kapalı durak sistemine geçeceğiz. Yeni kapalı otoparklar, buğday pazarının bulunduğu bölgede mutlaka işte yeni bir proje hayata geçirdik. Özellikle bu bölgede çok sayıda aracın yer alacağı bir kapalı otopark sistemini hayata geçireceğiz. En önemsediğimiz konulardan birisi doğal afet acil eylem planı. AFAD'la üniversitedeki akademisyenlerimize, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüze, Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte, STK'larımızla birlikte, konu uzmanlarıyla birlikte artık şehrimizi depreme hazırlamak zorundayız. Şehrimizi sellere, taşkınlara karşı hazırlamak zorundayız.
Şehrimizi fırtınalara, kasırgalara karşı hazırlamak zorundayız. En önemlisi de şehrimizi kuraklığa karşı hazırlamak mecburiyetindeyiz. İlk geldiğimizde acil eylem planını faaliyete sokacağız ve acil eylem planla birlikte hızlı bir şekilde şehrimizi doğal afetlere karşı hazır hale getireceğiz. SCADA sistemi, belki ilk kez duyanlarınız vardır. SCADA sistemi nedir diye. Şehir 14 ay önce susuz kaldı. Susuz kalmasının nedeni şu: 38 milyon metreküp şehrin yıllık su tüketimi var. Bunun 19 milyon metreküpü baktığımız zaman faturalandırılıyor. Geriye kalan 19 milyon metreküp faturalandırılmıyor. Çok ciddi anlamda kayıp ve kaçaklar var. Bunlarla biz artık yazılım ve bilişim teknolojileriyle mücadele edebiliriz. Barajdan çıkan su evlerinize gelene kadar ki süre içerisinde hesaplamalarımızı yapacağız. Kesinlikle modern, teknolojik bir sistem oluşturacağız. Kayıp ve kaçaklarla mücadele edeceğiz. Kayıp ve kaçaklarla kesinlikle daha önceki dönemlerde çalışmalar yapılmış. Bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce. Bakın, mutlaka teknolojiden faydalanmak zorundayız. Ama son 5 yıldır sistemin çöktüğünü görüyoruz. Geldiğimiz zaman modern bir yapıyı oluşturacağız. Kayıp kaçaklar neredeyse tespit edilecek ve bu hatlara kesinlikle müdahaleler yapılacak. Sosyal sorumluluk projelerimizi çok önemsiyoruz. Ve ilk hayata geçireceğimiz projemiz Gül Kart Projesi. Gül Kart Projesi ile birlikte artık vatandaşlarımızın gerçekten onuruna yakışır bir sosyal belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız. Gül Kart Projemizle birlikte gıda, temizlik, giyim ya da kırtasiye yardımları ne yapılacaksa dar gelirli ailelerimize mutlaka ve mutlaka bu kartlar verilecek. Ve bizler bu kartları verdikten sonra vatandaşlarımız sadece ve sadece yerel esnaftan alışveriş yapabilecekler. Gidip ulusal firmalardan alışveriş yapamayacaklar. Migros gibi, A101 gibi, BİM gibi firmalar yerine yerel esnafımızı mutlaka destekleyeceğiz. Büyüklerimizin yanındayız. Bu projemizle birlikte özellikle dar gelirli olan, evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımıza tıraş hizmeti berber esnaflarımıza protokol imzalayıp yapılacak. Evde temizlik hizmeti, Özbekistan üzerinden ekipler haftada bir gün gidecekler ve yaşlılarımızın mutlaka kaldıkları evlerin temizliklerini yapacaklar. Evlerde boya yapılacaksa yine Özbekistan ekipleri tarafından mutlaka bu şekilde destekler sağlanacak. Yaşam evleri projemizi çok önemsiyoruz. Yurt dışında yaşayan çok sayıda Sivaslı hemşerimiz var. Şimdi bir araştırma yaptım. 1200 euro, 1300 euro, 1500 euro Almanya'da, Danimarka'da, Hollanda'da kaldıkları yerlerde para ödüyorlar. Neden? Çünkü modern tesisler. Biz bu modern tesisleri şehrimize kazandıracağız. Yaşam evlerinde yaşlılarımız gelecekler, kendi gelirlerine göre mutlaka bu evleri yerleştireceğiz ve burada yaşlılarımız barınma imkanı sağlayacağız. Şehrimizde var, huzur evi var. Ama baktığımız zaman donanım itibariyle artık modern bir yapı taşımadığını görüyoruz. İnşallah modern bir yapıyı kavuşturacağız. Yardım ve desteklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak. İhtiyaç sahibi emeklilerimize tespit yapılacak. Ayda düzenli olarak 2000 TL her ay düzenli maaş ödemesi yapacağız. Bunların dışında belediyemizin sosyal imkanlarından emeklilerimiz %20 oranında indirimle faydalanabilecekler. Kadın girişimcilerimizin yanındayız dedik ve kuracağımız girişimcilik ofisinde mesleki yeterliliği uygun olan, eğitimi uygun olan, yaratıcı fikirleri olan kadın kardeşlerimize, ablalarımıza 50.000 TL sermaye desteği sağlayacağız. Gençlerimizin yanındayız diyoruz. İş kuracak gençlerimiz eğitimlerine, mesleki yeterliliklerine göre ve yaratıcı fikirlerine göre girişimcilik ofisimizin yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında 50.000 TL sermaye desteği mutlaka sağlayacağız. Üniversite öğrencilerimizi önemsiyoruz. Üniversite öğrencilerimize aylık 2.000 TL burs desteği sağlayacağız. Engelsiz yaşam ve engelsiz gelişim merkezimizde özellikle engelli vatandaşlarımızın kendilerini
geliştirmeleri, ailelerimizin burada eğitimden geçirilmesi, özellikle bilinçlendirilmesi konularında mutlaka çalışmalar yapacağız. Fotoğraflarında da görmüş olduğunuz gibi modern bir tesisi mutlaka şehrimize kazandıracağız. Özellikle engelli kardeşlerimiz bizim en önemli öncelik alanlarımızın başında geliyor. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Burada mesleki kurslar kazanmaları yanında sanat, spor ve sosyal aktivitelerle de mutlaka kendilerini geliştirecekler. Tekerlekli sandalye kullanan çok sayıda engelli kardeşimiz var. Bozulduğu zaman, tamir olacağı zaman belediyemiz bünyesinde kuracağımız merkezde bu kardeşlerimizin tekerlekli sandalyeleri mutlaka tamir ve tadilatlar yapılacak ve engelli kardeşlerimizin evlerine teslim edilecek. Muhsin Başkanımızın ismini vermiş olduğumuz Uyuşturucu Bağımlılığı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile gençlerimiz topluma kazandıracağız. Sivas'ta uyuşturucu kullanım oranı son yıllarda çok artmaya başladı. Bu gençlerimizi tekrar topluma kazandırmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili güzel, modern bir tesisi kazandırdık. Hatta Uyuşturucuyla Mücadele Federasyonu ve şehrimizdeki bu konudaki federasyonumuzun şubesi derneğimize sağ olsun bize destek verdiler. Ben onlara da bu fikirler için teşekkürlerimi sunuyorum. Hatta şöyle bir proje çalışması yaptık. Bunu da size izletmek istiyorum. Projemizin animasyonu. Şimdi animasyonda gördüğünüz gibi bağımsız bir bina olması lazım. Hemen karşımızda bir devlet hastanesi var. Devlet hastanesi bünyesinde 10 tane odada tedavi ediliyor. Yeterli değil. Daha modern bir tesise ihtiyaç var. Ailelerimizin mutlaka eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Böyle bir merkeze inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimize beslenme desteği. Şimdi bakın ben eğitimciyim. Çok sayıda öğretmen arkadaşım var, müdür arkadaşım var. Size özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Maddi yetersizlik yaşayan dar gelirli ailelerimizin çocukları okula aç gidiyorlar. Kahvaltı yapmadıkları için 3. saatte itibaren özellikle çocuklarımız uyumaya başlıyor. Kantinci esnafımızı destekleyeceğiz. Çocuklarımız okul müdürü arkadaşlarımızla Milli Eğitim Müdürlüğümüze tespit edeceğiz. Ve bu tür çocuklarımıza kesinlikle kantinlerimiz üzerinden besleme desteği sağlayacağız. Öğrencilerimiz servis desteği sağlamamız gerekiyor. Ben çok sayıda servisçi kardeşim var. Onlar sağ olsunlar kendileri destek veriyorlar. Ama mutlaka belediyemiz hem servisçi esnafımızı destekleyecek hem de dar gelirli ailelerimizi destekleyeceğiz ve bu konuda destekler sağlayacağız. Süt dağıtım bankası en önemsediğimiz konulardan birisi. 1 ve 5 yaş arası çocuğu olan ailelerimize, mahallelerimize kuracağımız süt dağıtım bankalar üzerinden hem yerel çiftçimizi destekleyeceğiz hem de 1 ve 5 yaş arasındaki çocuklarımızın da doğal süte kavuşmasını sağlayacağız. Çeyizler bizden diyoruz. Dar gelirli çok sayıda ailemizin genç kızları var. Evlenecekler. Kadın kooperatiflerimiz üzerinden çeyizler üretilecek ve mutlaka ve mutlaka dar gelirli ailelerimizin çocuklarına çeyiz desteği sağlayacağız. Mobil taziye aracını yeniden getireceğiz. Her gittiğimiz mahallede bize mobil taziye araçlarını soruyorlar. Önce pandemi bahane edilmiş, daha sonra deprem bahane edilmiş ve mobil taziye araçları şu an şehirden gönderilmiş. Mobil taziye araçlarını tekrar devreye alacağız. Acılı gününde cenaze sahibi kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Hem esnafımızı destekleyeceğiz hem de acılı günlerinde taziye evlerinin ilk yemekleri belediyemiz tarafından gidecek. 50 adet belirledik. Hesaplamalarımızı yaptık. Sivas'ta ortalama günde 5 tane cenaze var. Bununla ilgili mobil bir ekip kurulacak. Kesinlikle ve kesinlikle taziye evlerimizin yemekleri de ilk yemekleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Eğitim, sağlık ve sporu çok önemsiyoruz. Ulubey
uygulamalı bilim merkezini oluşturacağız. Bu merkezde özellikle gençlerin ve çocukların bilimsel çalışma yapmalarını, onları teknolojiye konularında çalışmalar yapmalarını destekleyeceğiz. Ve şehrimiz artık gençlerimiz bilim ve teknolojiyle buluşacak. Çağımız 21. yüzyıl. 21. yüzyılda bakın göğsümüzü kapartan olaylar yaşıyoruz. Ama gençlerimiz mutlaka ve mutlaka önümüzdeki yıllarda teknolojiyle buluşturmak mecburiyetindeyiz. İnşallah gençlerimizi bu merkezde bilim ve teknolojiyle buluşturacağız. Şimdi bakıyorum çok sayıda genç kardeşimiz de var. Bu projemiz Sivas'ımızın uğuru olacak. Gençlik Merkezi projesi. JazzWork ofis alanında gençlerimize istihdam sağlayacağız. JazzWork ofis alan dediğimiz şey şu. Artık dünya çok farklı bir yere gidiyor. Gençlerimiz bilgisayarlarını alıyorlar. Evlerinde, ofislerde çalışıyorlar. JazzWork alanları yeni oluşmaya başladı. Sivas'a bu alanı kazandıracağız. Gençlerimiz bilgisayarını alacaklar. Bir yandan kahvelerini içerken bir yandan çalışacaklar. Bir yandan fitness yaparken bir yandan çalışacaklar. Böyle bir alan kazandıracağız. Bu alanlar biraz sizler de biliyorsunuz. İşte şehrimizde de var. Bu uzaktan çalışan çok sayıda kurum var. Bu kurumların çok daha gelişmiş halini oluşturuyor. Burada aynı zamanda meslek kazandırma kursları, teknoloji laboratuvarları, spor alanları, kütüphane gibi alanlar olacak. Burası 20 bin metrekare bir alana sahip olacak. Bakın bu görmüş olduğunuz benzer bir alanı olacak içerisinde. Bu gençlik merkezinde gençlerimiz buluşacaklar, birbirlerine geleceğe taşıyacaklar. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi Projesi. Son yıllarda Alzheimer hastaları çok arttı. Şehrimizde de çok fazla. Özellikle evre atmatmaların önüne geçmemiz lazım. Bunu da nasıl geçeceğiz? Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi projemizde geçeceğiz. Projemizle birlikte zihinsel, psikomotor, sanatsal ve sosyal birçok aktiviteyle Alzheimer hastalarımızın biz evre atlatmasını yavaşlatacağız. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. 4 Eylül Sağlık Ocağı. Bakın, 4 Eylül sanayi sitesini gezdim. Belki burada esnaf kardeşlerimiz de vardı işlerinde. Size özellikle şunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir alan. Binlerce insan çalışıyor. En ufak parmağı kesildiği zaman bir çırağın ya da ustanın numune hastanesine ya da devlet hastanesine gittiklerini görüyoruz. Sağlık ocağı acil olarak bölgeye şart. Sağlık ocağını biz yapacağız, Sağlık Bakanlığı'na teslim edeceğiz. En önemsediğimiz konulardan birisi, yine sağlıkla ilgili bir projemiz. Merekum Hastane Arsası. Bakın, şurada görmüş olduğunuz Milli Mücadele Caddesi ve şurada özellikle konut alanı TOKİ oluşturuyor. Milli Mücadele Caddesi'nden hastane alanını görüyorsunuz. Hastane alanının üst tarafına çıkan yol İstanbul Caddesi. Mimar arkadaşlarımız çalışmalarını yaptılar. Bu bölgede 7 tane mahallenin komşusu olduğu bir hastane arsasını üreteceğiz. Daha sonradan da bu bölgeye bir hastane kazandırılacak. Bu alan 7 mahalleyi ilgilendiriyor ve 50 dönümlük bir araziye kapsıyor. Hangi mahalleler var? Fatih Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Merekum Mahallesi, daha sonra İstiklal Mahallesi, Tuzlugöl Mahallesi ve Diriliş Mahallesi. Bu mahalleler direkt bu hastane arsasıyla komşu olan mahalleler. Bunun dışında Yeni Doğan'dır, Yeni Mahalledir, daha sonra Çiçekli'dir, Altun Tabak'tır, Selçuklu Mahallesi'dir, Mimar Sinan'dır. O bölgedeki tüm vatandaşlarımız da etkileyecek bir hastane arsası. Bu projeyi çok önemsiyorum. Bu bölge hastane arsasıyla birlikte ikinci bir cazibe bölgesi haline getireceğiz. Şehrimizde trafik yoğunluğunu azaltmamızın en önemli yollarından birisi şu.
trafik akışını aynı yöne yönlendirirseniz trafikte yoğunluk oluşturursunuz. Bu yüzden dolayı şunu gerçekleştireceğiz. Özellikle ifade etmek istiyorum. Şehirde farklı cazibe alanlarını mutlaka oluşturacağız. Artık Sivas'ı büyütmek istiyoruz. Artık Sivas'ı geleceğe taşımak istiyoruz. Sivas'ı kendisinden çok daha küçük şehirlerin rekabet ettiği bir şehir halinden çıkarmak istiyoruz. Bunu da inşallah hep birlikte yapacağız. Ben eğitimciyim. Beni en çok ilgilendiren alanlardan birisi eğitim. Sivas'ı özellikle eğitim konusunda niteliğini artırmak istiyoruz. Size açık ve net olarak şunu söylüyorum. Ben en son Milli Eğitim'den ayrılırken LGS TYT'de 59. sıradaydı. Halen AYT ve TYT ortalaması Türkiye ortalamasının çok altında. Gençlerimizin desteklenmesi lazım. Eğitime destek programıyla birlikte bir defa şunu yapacağız. Okullarımızı güvenli hale getireceğiz. Okullarımıza şu an güvenlik kulübeleri konuldu. Yeni gelen Milli Eğitim Müdürümüz böyle bir çalışma yaptı. Ama güvenlikçi var mı? Yok. Böyle bir kadro da yok. Okullarımızın özellikle liselerden başlayacağız. Güvenlikçilerini belediye tarafından biz sağlayacağız. Güvenlikçilerini biz vereceğiz. Okullarımızı geziyorum. Çevre düzenlemeleri yetersiz. Bahçe düzenlemeleri yetersiz. Okul müdürü arkadaşlarımızın %80'i benim çok samimi arkadaşlarım. Eğitim camiası genelde çok yakından tanır. Eğitim camiasındaki tüm arkadaşlarım en yakın çalışma arkadaşlarım olacak. Özellikle çevre düzenlemesi değil, laboratuvar, atölye ve malzeme konularında kesinlikle destek sağlayacağız. Öğrencilerimiz yarışmalara katılmak istiyor, malzeme sıkıntısı yaşıyor. Özel eğitim sınıflarımız var, normal sınıflar gibi. Kesinlikle artık yeni, modern laboratuvarlar, atölyeler okullarımıza kazandırılacak. Bunu da inşallah hep birlikte başaracağız. Çocuk oyun merkezlerini çok önemsiyoruz. Çocuklarımız bilimle, sanatla, sporla uğraşmalı. Çok sayıda çalışan anne babamız var. Çocuklarını bırakacakları yerler yok. Çocuk oyun merkezlerinde velilerimiz arayacak, randevusunu alacak, getirecek çocuğunu 3 saat orada bırakacak. Uzman arkadaşlarımız 2 saat, 3 saat bu çocuklarımıza ilgilenecek. Randevu usulüyle çalışacak. Bir anaokulu gibi düşünmeyin burasını. Burası randevuyla çalışan, çocuklarımızın özellikle sosyalleşmelerini sağlayacak, bilimle, sanatla ve sporla ulaştıracak önemli mekanlar olacak. Bakın çocuklarımız az sosyalleşmeye başladı. Çocuklarımızı mutlaka sosyal hayatın içerisine çekmemiz lazım. Çocuk oyun merkezleri projemize inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Sadece meydanda ücretsiz internet var. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu alanlarda ücretsiz internet alanını yaygınlaştıracağız. Buralar ücretsiz fitreli wifi alanları olacak. Böylece gençlerimiz, yaşlarımız, kadınlarımız, çocuklar her yerde çok rahatlıkla ücretsiz internete de ulaşabilecekler. Bakın ben Finlandiya'ya gittim yaklaşık 2 yıl önce. Finlandiya'nın her sokağında, her caddesinde Wi-Fi ücretsiz. Biz de belli noktalardan başlayarak inşallah bunu şehrimizin özellikle merkezlerinden başlamak üzere mahallelerimize doğru yaygınlaştıracağız. Semt evlerimizi çok önemsiyoruz. Artık kadınlarımızı, gençlerimizi, yaşlarımızı evlerden semt evlerine çekmek istiyoruz. Mahallelerde kuracağımız semt evlerinde yaşlı lokal olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çay kaç liraysa burada benim emekli abim, ablam, herkes çay o fiyata içecek. Bunu özellikle söylüyorum. Meslek kazandırma kursları. Büyük bir organize sanayi bölgesi kuruluyor. İstihdam yapacağız ama insan kaynağını hazırlamak zorundayız. Semt evlerinde meslek kazandırma kurslarıyla OSB ile biz semt evlerindeki vatandaşlarımızı biz bir araya getirmek istiyoruz. İnşallah bunu yapacağız. Kütüphane olacak. Mahallelerde bakın ben en son Tuzlugöl Mahallesi'ne bir okul müdürlüğü yaptım. Genç kızlarımız geliyordu. Genç erkeklerimiz geliyordu. Diyordu ki
Müdürüm, kütüphanenizi kullanabilir miyiz? Üniversite hazırlanıyor. Evde doğalgaz sorunu yaşıyor. Tek odada kalıyorlar. Biz kesinlikle semt evleri projesiyle gençlerimizin rahatlıkla ders çalışacakları mahallelerde mekanlar kazandıracağız. Teknoloji merkezleri olacak, spor alanları mutlaka gerçekleştireceğiz. Artık Sivas sanatla, bilimle, sporla mutlaka buluşacak. Şehir istişareyi unutmuş. Şehir bir iki kişinin iki dudağı arasına kalmış. Artık istişare meclisleriyle, şehir meclisleriyle mahallelerde meclisler kuracağız. Belediye başkanının makamı bundan sonra mahalleler olacak. İmam kardeşlerimiz. Okul müdürü kardeşlerimiz. Mahallede önde gelen kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Onlarla meclisler kurup artık belediyeyi bu meclislerden yöneteceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla meclis kurulacak. Kesinlikle Sivas kültür şehri diyoruz. Bir kültür istişare meclisi kesinlikle oluşacak. Böylece biz ortak kararların alındığı ve ortak yararın gözetildiği yeni bir anlayışı inşallah Sivas'ta sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Spor, Sivas'ın olmazsa olmazı. İki önemli konu özellikle kırmızı çizgimiz. Bunlardan birisi futbol, bir diğeri güreş. Şimdi baktığımız zaman 4 Eylül belediye spor. Bakın Doğan Başkanımız burada. Doğan Başkanımızın döneminde biz bakıyoruz 4 Eylül belediye spor çok iyi yerlerdeydi. Ama şimdi maalesef sahipsizlikten dolayı satılmış. Ve şu an bakıyoruz, tesislere bakıyoruz. O yapılan yatırımlar şu an Muhsin Başkanımızın ismini taşıyor. Tekrar eski değerini, eski niteliğini kazanacak. Sivasspor, Sivas'ın en önemli markası. Sivasspor belediyemiz, Sivasspor'un en büyük destekçilerinden birisi olacak. Güreş konusu. Güreşçi kardeşlerimize bir araya geldik. Bakın olimpiyatlarda madalya alanların %30'u Sivas'tı. Ama güreşte neredeyiz? Sadece tematik bir okul var. Okuldan futbol ve güreş diyoruz. Ama gençler destekleniyor mu? Çocuklar destekleniyor mu? Güreşçiler değeri bulabiliyor mu? Maalesef bulamıyor. Geldiğimiz zaman özellikle futbol ve güreş konusunda çalışmalarımızı yapacağız. En büyük destekçileri belediye olacak. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, Nuri Demirağ şehrimizin yetiştirdiği en önemli değerlerden birisi. Gençler artık teknoloji üretiyor. Gençler kendi insansız hava araçlarını üretiyor. Ama bunlar uçacakları alanlar yok. Ben önceden Bilim Sanat Merkezi'nin müdürüydüm. Yani bahçemizde bile uçuramıyorduk. Çünkü tehlikeli oluyordu. Şimdi Bilim Teknoloji Üniversitemiz var. Türk Hava Kurumumuz var. Sağ olsun başkanım beni kırmadı. Davet ettim geldi. Başkanıma dedim ki başkanım sizle konuşmuştuk. Biz konuştuğumuzda şunu söylemiştik. Dedik ki geldiğimizde Nuri Demirağ model uçak pistini yapacağız. Projemizi koyduk. Bakın bu görselin yanında bir de pist var. Büyük bir pist. Bu pisti oluşturacağız. Bu görseli de oluşturacağız. İnşallah Ulu Önderimizin dediği gibi istikbal göklerdedir diyor ya. Artık Türk gençliği inşallah istikbalin göklerde olduğunu ortaya koyacak çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Burada yetişen gençler artık Teknofest'i Sivas'ta en büyük temsilciler olacak. Bunu göreceksiniz. Bakın gençler drift alanı istiyorlar. Ben bazen büyük sokaklarda karşılaşıyorum. Büyük caddelerde, büyük mahalle boş alanlarda, pazar yerlerinde gençlerimiz drift yapıyorlar. Drift alanını artık biz oluşturacağız. Gençlerimiz gidecekler, drift alanlarında etkinliklerini yapacaklar. Bu alanlarda mahalli ve ulusal mutlaka birçok çalışmaya da ev sahipliğini yapacağız. Yerel kalkınma çok önemsiyoruz. Sivas, yerel kalkınmada turizm Sivas'ın bence olmazsa olmazı.
Dedebalı Mahallesi. Bakın, şehrimizin ortasında, Aksu'nun hemen kenarında. Arkadaşlar, kıymetli katılımcılar, şu görüntülere bir bakar mısınız? Bakın, burası bir mahalle. Şehir meydanına o kadar yakın ki yürüme mesafesinde. Bakın, geldiğimiz zaman Dedebalı Mahallesi geleneksel kentsel dönüşüm projesini yerinde yapacağız. Yıkma yok. Bu görmüş olduğunuz evler, bu görmüş olduğunuz sokaklar geldiğimizde bu hale alacak ve burası Sivas'tan gelen turistlerin ilk uğrak mekanlarından birisi olacak. Burada kadınlarımız göreceksiniz. Burada gençlerimizi göreceksiniz. Yeni bir alan oluşturmak istiyoruz. Şöyle Amasya'ya gidenler varsa Amasya'da Yeşilırmak kenarını şöyle bir düşünsünler. Yeşilırmak kenarı gibi Amasya'nın iç bölgesindeki bir alanı mutlaka şehrimize kazandıracağız. Bunu da yerinde kentsel dönüşümle yapacağız. Artık yıkalım, apartman dikelim. Yok. Burası eski bir mahalle. Bu eski mahallenin bu dokusunu inşallah hep birlikte ortaya çıkaracağız. Esentepe ve Yunus Emre kentsel dönüşüm projesi. Olmazsa olmazlarımızdan. Sayın Genel Başkanımızla da paylaştım. Dün Esentepe mahallesinde yaşayan vatandaşlarımıza bir araya da geldik. Kentsel dönüşüm projesi şu an başladı. Ama buranın yapılması kesinlikle TOKİ üzerinde yapılması gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız burada. Sayın Genel Başkanımıza biraz önce de paylaştım. Daha önceden de paylaştık. Başkanımızla paylaştı. Geldiğimiz zaman bu iki mahallenin özellikle TOKİ tarafından yapılması için her türlü girişimde bulunacağız. Ve TOKİ üzerinden inşallah biz burayı hızlı bir şekilde ve vatandaşlarımıza da ödeme kolaylığı olacak şekilde kesinlikle bu bölgeyi kentsel dönüşüm çalışmasını, şu an yıkılmalar devam ediyor, konutlaşmasını da biz sağlayacağız. Bu konuda da elimizden gelen her türlü çabayı, gayreti göstereceğiz. Genel Başkanımız da burada, kendisi size bu konuda müjdeyi verecek. Bir diğer kale projesi. Bakın, burası Ulu Cami ve karşısı kale projesi. Doğan Başkanımız döneminde kamulaştırma çalışmaları bitirmiş. En zor aslında kamulaştırma çalışmaları. Daha sonraki dönemlerde biz devam ettiğini görüyoruz. Ama şu an 2 yıldır çivi dahi çakılmıyor. Yapılan yatırımlar, kapı pencereler sökülmeye başlanmış. Bakın, geldiğimiz zaman yapacağımız şey şu. Kale projesini fotoğrafta görmüş olduğunuz şekilde yapacağız. Ama burası şehrin aynası olacak. Buraya gelen kadınlar sokağında Sivas'ın kadınlarını görecek. Üreten Sivas kadınları burada ürettikleri ürünleri satacaklar. Kendi ürettiği bir hediyelik eşya olabilir, bir giyim ürünü olabilir ya da yöresel bir yemek olabilir. Kesinlikle bir sokak kadınlarımıza ait olacak. Bir sokak gençlerimize ait olacak. Sivas'a gelen, istiyoruz ki bundan sonra İstasyon Caddesi'nden yürüdü, meydana geldi. Meydanda görüyorsunuz, hep emeklerimiz var, yaşlarımız var. Sivas'a gelen bundan sonra kadın görmesini istiyoruz. Sivas'a gelenin bundan sonra gençlerimizi görmesini istiyoruz. Sivas'a gelenin artık Sivas'ın tarihi ve kültürel dokusuyla buluşturmak istiyoruz. İnşallah bu projeyle gerçekleştireceğiz. Zanaatkarlar ve sanatkarlar sokağımız mutlaka olacak bura içerisinde. Ve en önemsediğimiz konulardan birisi. Sivas sporumuza ait bir müze yok. Güreş dedik, güreşle ilgili Sivas'ı tanıtacak bir müze yok. Kale projesi içerisinde özellikle 2 tane konakta biz Sivas Spor Müzesi ve Güreş Müzesi'ni mutlaka burada faaliyete geçireceğiz. Bakın kardeşler, teleferik projemiz. Yerini belirledik. Biraz sonra çizimini göstereceğim size. Kardeşler, ormanlık arazisini biliyorsunuz. MTA'nın olduğu bölgeden hazine arazisine yeri tespit edildi. Hızlı treni de engellemeyecek şekilde hızlı tren güzergahının da daha arka tarafında bir teleferik alanı belirledik. Alandan yukarıya çıkıldığında bir restoran olacak. Bunun dışında kesinlikle şu fotoğrafta görmüş olduğunuz
Tiny House çok yaygınlaşmaya başladı. Biz yamaçlara tiny house'ları koyacağız. Gelenler burada Sivas manzarasıyla konaklatacağız. Ve eşsiz bir manzara keyfi sunacağız. Bakın, yeşil alan, görmüş olduğunuz alan, kardeşler orman alanı, diğeri de teleferik hattının olduğu alan. Çizimle neyi yaptık, her şey hazır. Selçuklu Sanayi Sitesi, esnaf kardeşlerimiz var. 4 Eylül'ü gezdim, aşırı kiralar maalesef esnafımızın belini bükmeye başlamış. Kesinlikle geldiğimizde yeni bir sanayi sitesine ihtiyaç var. Biz buna Selçuklu Sanayi Sitesi ismini verdik. Geldiğimizde esnafımıza güç katacak. Onların düşük maliyetlerle biz dükkan sahibi olmasını sağlayacak yeni bir sanayi sitesini başlatacağız. Burada da esnaf kardeşlerimiz alacak. Gidip Diyarbakırlı dükkan almış. Gidip Kayserili dükkan almış. Gurbetçi hemşerilerimiz dükkan almış. Kuyumcu esnafımız gitmiş 4 Eylül Sanayi Sitesi'nden dükkan almış. Şuna bakacağız. Ustalık belgesine bakacağız. Kaç yıldır bu işi yapıyor ona bakacağız. Kira adamı ona bakacağız. Kesinlikle ucuz yollarla esnafımızın dükkan sahibi olmasını sağlayacağız. Esnaf güçlü olursa sanayi güçlü olur. Şehir güçlü olur. Artık güçlü Sivas oluşturmamızın zamanı geldi. Bu da kesinlikle esnaf kardeşlerimizi desteklemekten geçiyor. İnşallah bunu da sağlayacağız. Belediye binamız şehrimizin içerisinde işlevini yitirdi. Trafik yoğunluğuna neden oluyor. Geldiğimiz zaman mevcut belediye binasının dışında biz uygun bir lokasyonda yeni bir belediye binasını mutlaka şehrimizin, halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Basın sistemimiz maalesef çok eski. Şehrimizin içerisinde. Baktığımız zaman basın sistemimiz işte çok uygun değil. Yeni bir basın sitesi projesini hayata geçireceğiz. Hatta şöyle bir video çalışması da yaptık. Ben bunu da size izletmek istiyorum. Evet, videoda da gördüğünüz gibi inşallah böyle bir basın sitesi, alt taraf matbaalar, üst taraf basın sitesi, altında da otopark olacak. Sivas 4 Eylül Panorama Müzesi. Bakın 1453 İstanbul'a gittiyseniz tarih müzesi var. 1326 Bursa'ya gittiğinizde Fetih Müzesi var. Antep'e gidiyorsunuz 27 Aralık Milli Mücadele Müzesi var. Bu şehirde eğer Cumhuriyet'in temelleri atıldıysa o zaman bu şehirde de Cumhuriyet'le ilgili bir şeylerin olması lazım. Değil mi? İnşallah geldiğimizde bir panorama müzesini, çağdaş, modern bir müzeyi şehrimize kazandıracağız. Hem milli mücadele olacak hem de burayı gezenler Sivas'ı gezecekler. Böyle bir müzeyi kazandıracağız. Sivas maden kenti diyoruz ama madenle ilgili hiçbir şey yok. 3 gün önce Meta'yı ziyarete gittik. Gittiğimizde oradaki kardeşlerimiz, çalışanlar, koridorlar maden taşı dolu. Farklı türlerde. Odalara gidiyorsunuz, pencereler, dolapların üzeri maden taşı dolu. Ve orada Sivas'ın madenini tanıtmak istiyorlar. Geldiğimizde mutlaka bir maden müzesi oluşturacağız. Sivas'ın ve bölgedeki madenleri gençlerimize, çocuklarımıza, herkese tanıtacağız. Sivas'ın gerçekten bir maden kenti olduğunu herkes görecek. Doğal Taş Müzesi'nde de doğal taşlar bakın artık bileklerimize kadar indi. Çok yaygınlaştı. Bunlarla ilgili atölyeler kurulacak. Bu atölyelerde gezen kardeşlerimiz kesinlikle burada alışveriş yapacaklar. Biz bu projeyi Kızılırmak projesinin içerisine düşünüyoruz. Deminki Gençlik Merkezi projesi de Kızılırmak projesinin içerisinde yer alacak. Araç kiralama merkezi. Bakın, şehrimizin içerisine gidiyorsunuz. Sivas Lisesi'nin alt taraf ve yan taraf caddelerini şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Orada hortum çekiliyor, araba yıkanıyor. Vatandaşlarımız orada yaşayanlar mağdurlar. Araç park etmeye yer bulamıyorlar. Şehrin içerisine gelenler mağdurlar.
Ve rentekar kardeşlerimiz de burada bulunmaktan onlar da çok müzdaripler. O zaman biz dedik ki yeni bir Sivas araç kiralama merkezi oluşturalım ama kardeşlerimiz mağdur olmasın. Uygun bir lokasyonda olsun dedik. Ve bir proje hazırladık. Bakın projenin şu görselini görmektesiniz. Hızlı trenin olduğu yerde uygun bir lokasyon belirledik. 5,5 dönümlük bir arazi tespit ettik. Burası belediyeye ait bir alan. Bu alana biz araç kiralama merkezi olarak burayı hazırlayacağız. Araç kiralayan bütün rentekar firmalarını oraya toplayacağız. Hızlı trenden hemen havalimanından gelen kardeşlerimiz araç kiralama merkezine uğrayıp orada araçlarını kiralayacaklar. Hepsini toparlayacağız. Şehir içerisindeki trafik yoğunluğunu, otopark yoğunluğunu da azaltmış olacağız. Atatürk Caddesi'ne gidiyorsunuz, balık satılıyor. Şehrin farklı yerlerinde balık satılıyor. İnanın şehirde gezdiğiniz zaman şehirde bir köy havası var. Bir plansızlık var, bir düzensizlik var. Mutlaka Sivas Belediyesi'ne ait bir balık hanını kazandırmak istiyoruz. Bu hal taze, sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir alışveriş ortamında inşallah sizlere sunacak. Ahırlar bölgesi artık şehrin içerisinde kalmış durumda. 500-600 metrekarelik ahırlarda hayvanlar üst üste. Ahırlar üst üste. Özellikle salgın hastalıkların bulaşması konusunda çok hızlı şekilde yaygınlaşmasında özellikle ahırlar bölgesinin yoğunluğu çok fazla. Geldiğimiz zaman yeni bir ahırlar bölgesini faaliyete geçireceğiz. En az 2000 metrekare alana sahip olacak. Boşluklar olacak. Buradaki kardeşlerimiz çok rahat bir şekilde de mutlaka burada kendi faaliyet alanlarında faaliyetlerini gerçekleştirecekler. Özver sanı güçlendirmemiz lazım. Sivas'ta gençler işsizlikten dolayı şehri terk ediyorlar. Özbelsan'ın artık yatırım konusunda öncülük yapması lazım. Geldiğimiz zaman Özbelsan'ı güçlendireceğiz. İnşaat sektörü ve temizlik sektörü dışında Özbelsan'ın özellikle üretim yapması konusunda yatırımlar yapacağız. Ve Özbelsan bünyesinde güçlü bir yönetim oluşturup binlerce gencimiz inşallah Özbelsan bünyesinde istihdamını sağlayacağız. Kızılırmak rekreasyon projesi. Çok sayıda belediye başkanı bu projeyi koydu. Geçmiş dönemde. Adaylar da koydu. Şimdi bizler de koyuyoruz. Ama geldiğimizde bunu gerçekleştireceğiz. Bakın, Kızılırmak müthiş bir potansiyele bağlı. Su akıyor, Sivas bakıyor. Maalesef artık bundan sonraki süreçte böyle yapacağız edeceğiz değil. Gerçekten gerçekleştireceğiz bu projeyi. İlk olarak ele alacağımız yeri söyleyeyim size. Bakın Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın üniversite tarafına geçtiğiniz alan hazine alanı. İlk uygulayacağımız alan bu. Rekreasyon projesi hazır. Arkadaşlarımız sağ olsunlar projeyi hazırladılar. Geldiğimizde Kızılırmak artık akıp Sivas'ı bakmayacak. Burası dışarıdan gelen insanların da Sivas'ta yaşayan kardeşlerimizin de ilk uğrak noktalarından birisi haline getireceğiz. Serpincik göletini biliyorsunuz. Gidenleriniz vardır. Serpincik hemen Karşıyaka'nın olduğu bölgede. Gittiğimizde şunu görüyoruz. Manzara bu. Gidenler biliyorlar. Bakın. Hemen şehrimizin yanı başında bir doğal potansiyel var ama bunu kullanamıyoruz. Geldiğimiz zaman bakın bu da gölet. Göletle ilgili şöyle bir proje çalışması yaptık. Gölete dokunacağız. Ve burası Sivas'tan özellikle dışarıdan gelen ve Sivaslı vatandaşlarımızın hafta sonları, hafta içi mesai saatleri dışında boş zamanlarında zaman geçirecekleri bir alan olacak. Projesini çizdik bakın. Projemiz bu şekilde. Sivas'ın ayla yıldızı olacak burası. İnşallah burayı da biz Sivas'ta yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz.
Özellikle ay ve yıldız koyduk. Neden biliyor musunuz? Bir, Sivas'ın kimliğine ve dokusuna çok uygun. İkincisi de artık dünya öyle bir noktaya geldi ki insanlar gidip fotoğraf çekinip sosyal medyada paylaşacakları yer istiyorlar. Biz artık vatandaşlarımızın fotoğraf karelerinde ay ve yıldızı koymak istiyoruz. Ay ve yıldızı herkes görecek. Evet, projemizle ilgili bir gece görüntüsünü de izliyorsunuz. Bisiklet alanları, yürüyüş alanları, insanlarımızın işte zaman geçirecekleri, yemek yiyecekleri mutlaka alanını da oluşturmuş olacağız. Bakın, Kurt Deresi Bölge Parkı, Doğan Başkanım burada, ilk o başlattı. Burayı aslında Doğan Başkanımız ilk ortaya koyduğunda Paşabahçe gibi olacaktı. Hem Paşabahçe'nin yoğunluğunu alacak, hem de şehrimiz biliyorsunuz batıya doğru gelişiyor. Gelişirken o bölgede yeni bir alan oluşacaktı. Ancak maalesef özellikle son 5 yılda hiçbir yatırım yapılmadı. Şimdi geldiğimiz zaman Doğan Başkanımızın ortaya koyduğu, başlattığı, Sam Bey döneminde de burada bir 6000 metrekarede bir yer yapıldı. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Ama son 5 yıldır hiçbir şey yapılmadı. Vatandaşlarımızı geçen bir araya geldik. Vatandaşlarımız şunu, akşam gidemiyoruz. Çocuklar orada tiner kullanıyorlar, bali kullanıyorlar. Bir de parklarımızda böyle sorunlar var. Geldiğimizde sadece bölgesel gerçekten örnek parklar değil, parkların güvenliklerini de sağlayacağız. Temizliklerini de sağlayacağız. Bakın, yıkılan Numara Hastanesi'nin olduğu bölgeye park yapıldı, Millet Bahçesi. Geçenlerde Rauf Orvay Caddesi'ndeki esnaf kardeşlerimizi gezdik. Ya bu kadar bakımsız olmaz. Daha yapılalı kaç ay oldu? Yıl bile olmadı. Ama bakım yok, güvenlik yok. Mutlaka geldiğimizde bunları da sağlayacağız. Yavaş yavaş vizyon projelere doğru gidiyoruz. Artık sona yaklaştık. Ama şehre asıl vizyon katacak projelerde en sona bıraktık. Bakın, Sivas betona boğulmuş durumda. Biz artık Sivas'ı bu betondan çıkartıp artık yeşillendirmek istiyoruz. Yapacağımız konulardan birisi şu. Bakın, bahçeli evler projemize 80 metrekarelik bahçe alanları. Şu görmüş olduğunuz görseldeki olduğu şekilde bir yapı. İçerisinde 1+1 bölümler. İçerisinde lavabosunun ve tuvaletin olduğu bir alan. Küçük bir mutfağın olduğu bir alan. Burayı önce şehit aileleri ve gazilerimize, emeklilerimize bu alanları vereceğiz. Emeklilerimiz artık istiyoruz ki evlerinden çıksın. Evlerinde kalmasın. Toprakla uğraşsın. Doğayla iç içe olsun. Bunu inşallah bahçeli evler projemizde sağlayacağız. Sadece elektrik ve su faturasını ödeyecekler. Diğer her şey belediye tarafından sağlanacak. Bakın, sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz diyoruz. Doğan Başkanımız döneminde Orta Anadolu'nun en büyük barınağı yapıldı. Şu an yetersiz. Sokakları geziyorum. 10'arlı 15'erli gruplar halinde sokak hayvanları geziyor. Yaşlarımız sabah namazına gidemiyor. Yatsı namazına gidemiyor. Kız saat uygulamasına geçilmediği için anne ve babalarımız ellerinde sopalarla çocuklarını sabah okula götürüyorlar. Artık sokaklarımızı güvenli hale getirmek zorundayız. Barınağı genişleteceğiz. Kısırlaştırma çalışmalarını artıracağız. Hayvanlarımıza, sokak hayvanlarımıza sahip çıkacağız. Bakın, pati parklar. Pati park projemizle birlikte evlerinde çok sayıda işte kedi besleyen, köpek besleyen çok sayıda vatandaşımız var. Gezilecek, hayvanlarını gezdirecekler alanlar yok. Geldiğimiz zaman Kızılırmak projesinin içerisinde pati parkı da koyduk. Bu projeyle birlikte artık evlerinde kedi besleyen, köpek besleyen, hayvansever kardeşlerimiz bu mekanlarda sevimli dostlarımızın buluştuğu bir mekanla karşı karşıya kalacaklar. Bunu da inşallah gerçekleştireceğiz. Bakın, mama üretim merkezi. Ev, lokanta, fabrika ve benzeri alanlarda atık yemekler var. Bunlar toplanacak, bunlar mama haline getirilecek ve bunlar bir defa barınaklarda kalan biz hayvanlarımızın beslenmesini biz sağlayacağız. İkincisi de daha sonra çok düşük maliyetlerle biz özellikle vatandaşlarımızın da bu merkez üzerinden
kendi besledikleri hayvanlara mama sağlamasında inşallah gerçekleştireceğiz. Bakın bunu yapan belediyeler var. 60'a yakın belediyeyi inceledim. Bakın aday adaylık süreci vardı. Gündüz geziyordum, akşam gidip belediyeleri inceliyordum. Kim ne yapıyor diye. Bilecik Belediyesi yapmış bunu. Ankara Belediyesi yapmış bunu. O kadar çok yapan belediye var ki. Dedik ya şehrimizde biz niye yapmayalım? Hem geri dönüşüme de katkı sunmuş olacağız. En vizyon projemizden birisi de bu aslında. Kuş Vadisi. Konya'nın Kelebek Vadisi varsa Sivas'ın da Kuş Vadisi olacak. Bakın kuşsever çok fazla Sivas'ta. Köylere kadar çok fazla. Geldiğimiz zaman güvercin başta olmak üzere farklı kuş türlerini bir araya getireceğiz. Ve biz özellikle Urfa'dan tutun, bakın Urfa kuşuyla meşhurdur. Artık Sivas'ı güvercinlerin merkezi haline getireceğiz. Güzel bir mekan kesinlikle kazandıracağız. Sivas'a gelenler de ilk Kuş Vadisi'ni gezecekler. Karavanlar artık yaygınlaşmaya başladı. Şehrimize mutlaka bir karavan park hazırlayacağız. Çamaşırhanesi, tuvaleti, banyosun olduğu alanda biz Sivas'ı bölgede karavancıların mekanı haline getirmek istiyoruz. Aslında karavan turistlerini Sivas'a çekmek istiyoruz. Pazarlarımızın lokasyonu çok güzel. Birçok pazarı gezdim. Etrafları boş, lokasyon güzel. O zaman biz yenilenebilir bir şehir yaratmak istiyorsak o zaman ilk GES'ten başlamamız lazım. Kesinlikle ilk cuma pazarından başlayacağız. Oran lokasyon özellikle çok uygun. Artık pazarlarımızın üzerleri GES'lerle olacak. Sivas enerjisini kendisi üreten bir şehir haline getireceğiz. Evet, gelelim vizyon projelerimize. Artık şehrimize yeni bir soluk getirecek projelere. İlk projemiz Şems Meydanı. Bakın, burası eski buğday pazarının olduğu yer. Şehrin tam göbeği. Arkadaşlarımızı götürdük, fotoğraflarını çektiler. Şehrin göbeğinde eski buğday pazarımızın olduğu bölgeye kadınlarımız girecek durumda değil. Bakın görebiliyor musunuz? Bir şehir dışından bir vatandaş geldiği zaman nasıl bir manzarayla karşılaşacak? Bakın görüyor musunuz? Ve burada Şemsi Sivasi Türbesi var. Burada meydan camii var. Meydan hamamı var. Aslında Sivas'ın en eski yerlerinden birisi. Biz burayı geldiğimiz zaman bakın şu görmüş olduğunuz mor alana dokunacağız. Şems Meydanı 3 etaptan oluşuyor. Birinci etap buğday pazarının olduğu bölge. Birinci etapta buraya dokunacağız. Daha sonra Halil'in olduğu bölge, daha sonradan da Yimpaş'ın olduğu bölgeye dokunacağız. Sivas'ta yeni bir meydan kazandırıyoruz. Bu meydan Sivas'ın güneşi olacak. Biz o yüzden dolayı bu meydana Şems Meydanı ismini veriyoruz. Bakın burada bir görsel görüyorsunuz ama ben size asıl eski buğday pazarında yapacağımız projeye yer vermek istiyorum. Oradaki esnafımızı mağdur etmeyecek, oradaki konut sahibi kardeşlerimizi mağdur etmeyeceğimiz bir proje. Sivas'a artık yeni bir soluk getirecek bir proje. Birinci etabı bu. Bu projeyi biz bu dönem gerçekleştireceğiz. Yapabilirsek ikinci etaba. Daha sonradan da Yimpaş'ın olduğu bölgeye ve biz meydan aslında Ulu Cami'ye ve kaleye doğru açmak istiyoruz. Sivas'a İstasyon Caddesi üzerinde kent meydanına ek olarak yeni bir meydan daha kazandıracağız. Kötü görüntüyü, pis görüntüyü, Sivas'a gerçekten bir köy havası katan görüntüyü ortadan kaldırmak istiyoruz. Bunun altı da otopark olacak. Ve özellikle gelen vatandaşlarımız
otopark alanı çok büyük bir otopark alanı olacak. Burada araçlarını çok rahatlıkla da bırakabilecekler. Otopark sorununa da biz aslında bu projeyle inşallah son vereceğiz. Sivas Ticaret Merkezi. Bakın, kamyon garajı ve nakliyeciler sitesi. Toptan Sebze Ali. Tarım merkezi ve fuar alanının yer aldığı yeni bir kampüsü kazandırmak istiyoruz. Bu alan yaklaşık 300-350 dönümlük bir arazi olacak. Aslında aklımızdaki yer belli. Şimdi eski buğday pazarı toptancılara gidin. Toptan Sebze Ali'ne gidin. Kamyon garajına gidin. Artık çok eskimiş. Şehire artık hitap etmiyor. Buralara kesinlikle dokunmamız lazım. Projemizi hazırladık. Bir de en önemlisi ne biliyor musunuz? Bir fuar alanının şehir acil ihtiyacı var. 4 Eylül Tarım Fuarı'nda biz yolu kapatıyoruz. Bildiğiniz ana yol kapanıyor, fuar alanı yapıyoruz. Bakın, bunu bir ilçe yapmaz. Ama maalesef fuar alanımız yok. Geldiğimizde fuar alanı kazandıracağız. Şu sarı görmüş olduğunuz alanda fuar alanını oluşturmakta. Bakın, fuar alanı hemen karşısında bir kamyon garajı ve nakliyeci sitesi, bir otopark alanı bunlar için. Yan tarafında bir toptan sebze ali, daha sonradan da bir tarım merkezi. Yani buğday pazarını biz bu alana taşıyacağız. Bu da yine önemli alanlardan birisi. En önemsediğim projeye geldik. Benim burada en değer verdiğim proje bu. Ekolojik evler projesi. Düşük yoğunluklu konut alanlarını, düşük yoğunluklu biz imar alanlarını, ikişer katlı konut alanlarını açıyoruz ve şehre artık yeni bir soluk getireceğiz. Bu bir proje tasarımı. 300 metreyi geçmeyen bahçeli alanlar olacak. 75 metrekare zemin alanı, 75 metrekare ikinci katı, toplam 150 metrekare. Neden 150 metrekare? Vergi daha az ödemek için. 150'nin üzerine çıkarttığınızda vergi 18'lere 20'lere çıkıyor. Artık bir de şöyle bir durum var. Artık dünya tasarrufa doğru gitmek zorunda. 1000 metrekare bahçe alanı, 800 metrekare bahçe alanı, 250-300 metrekare kapalı alanlarda villa alanları var. Artık bakın, tasarrufa gitme dönemine geçiyoruz. Şehri artık yeni bir soluk getireceğiz. Şehirde ekolojiyi getireceğiz. Doğaya saygı getireceğiz. Biz bu projemizle birlikte özellikle şunu yapmak istiyoruz. Şu an ev fiyatları çıkmış 3, 3,5, 4, 5, 6, 10 milyona, hatta villalara bakıyorum 20 milyona kadar villa satılıyor Sivas'ta. En düşük artık evler 3, 3,5 milyona inmiş. Gençlerin ev almayla ilgili umutları yok. Yeni evleneceklerin ev almayla ilgili umutları yok. Yolunu götüreceğiz. Doğalgazını götüreceğiz. Okulu gidecek. Sağlık ocağı gidecek. Binlerce ekolojik evden oluşan artık yeni mahalleler kuracağız. Kadınlarımız bahçeye inecekler. Artık toprakta buluşturacağız. Kadınlarımız bahçede üretim yapacak. Artık domatesini kendi yetiştirecek. Artık biberini kendi yetiştirecek. Artık meyve ağacı olacak, dalından meyvesini toplayabilecek. Bu proje en önemsediğim proje. Geldiğim zaman herkesin düşük maliyetlerle ev sahibi olmasını biz bu projeyle aynı zamanda sağlayacağız. Sivas sinirlilikte birinci şehir. Bakın, anketler hep Sivas'ı çıkarıyor. Sivas mutsuzluk oranında Sivas'ta ilk 5'te. Anketler gösteriyor. Ben söylemiyorum bunu. Zaman zaman basın organlarında da bu paylaşılıyor. Şimdi geldiğimiz zaman insanlarımızı toprakla buluşturacağız. Bakın, ben Sivas'ın sosyolojik ve psikolojik yapısını çok iyi biliyorum. Genelde kırsaldan gelmeler. Toprakta uğraşan ablalarımız, toprakta uğraşan abilerimiz, dedelerimiz, ninelerimiz. Genelde hep kırsalda toprakla uğraşmış gelmişler. Biz almışız, apartman kültürü diyoruz ama bu aslında bir kültür değil. Bunu bizim hayatımıza kim soktu onu da bilmiyorum. Ama kesinlikle artık apartmanlardan toprakla
yanında üretimle buluşmamızın zamanı geldi. İnşallah geldiğimizde bu projeyle bunu gerçekleştireceğiz. Düşük yoğunluklu konut alanları hazır. Her şey hazır. İmarda yerleri de hazır. Bu projeyi başlatacağız. Modern Selçuklu Kulesi. Şehrimizin bir sembol yapısı yok maalesef. Bakın 1000 yıl geriye gidin. 900 yıl önce Selçuklular gelmişler, gök medreseyi yapmışlar. Buruciye'yi yapmışlar, çifte minareyi yapmışlar. Şehre sembol yapılar kazandırmışlar. Biz 900 yıl önce bizim dedelerimizin yaptığı sembol yapılarla övünüyoruz. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Geldiğimizde kesinlikle bir sembol yapıyı şehre kazandıracağız. Biz buna modern, bakın modern Selçuklu Kulesi diyoruz. İçerisinde nikah salonunu buraya taşıyacağız. İçerisinde kesinlikle kütüphane olacak. İçerisinde sergi salonları olacak. En üst katında da biz bir restoran ayarladık. Bu restoranda insanlarımız yemek yerken Sivas'ın eşsiz manzarasıyla da karşı karşıya kalacaklar. Bununla nereye yapacağımıza kadar her şeyi belirledik. Evet, 58 proje, 58 vizyon diyelim. Hepinizden Allah razı olsun. Teveccüh sizden. Destek sizden. Çalışmak daha sonra ekip arkadaşlarımla benden. Ben Sayın Genel Başkanımıza özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu günümüzde proje tanıtımımızda bizleri yalnız bırakmadı. Genel merkez yöneticilerimize, başkanlarımıza ben özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sağ olsunlar, Ankara'dan çıktı geldiler, bizleri yalnız bırakmadılar. Sizler mahallenizden çıktınız geldiniz. İşinizi bırakıp geldiniz. Ve bizleri dinlediniz. Bu projelerimizi biz bir ekiple hazırladık. Ben ekip arkadaşlarımı özellikle buraya davet etmek istiyorum. İsimlerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gazeteci Ömer Çakal, mimar Ahmet Turan Aytak, mimar Zeynelhan Sipahi, mimar Semih Tosun, bilişimci Halil Temel, tasarımcı Burhan Karatepe, tasarımcı Mesut Otçeken, eğitimci Özer Gülbahar, eğitimci Bedriye Erdoğan, antropolog Muhammed Kaya. Kamuda da çok sayıda kardeşim destek verdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. İsimlerinizi paylaşayım mı dedim. Dedi ki gönül birlikteliğimiz var. Bakın en büyük projemiz şu olacak, ben size söyleyeyim de. Demokratik bir Sivas oluşturacağız. Herkesin birbirine saygı gösterdiği, herkesin birbirine sevgi gösterdiği bir Sivas'ı inşallah hep birlikte oluşturacağız. Mobbingi, polisiye takibi inşallah bitireceğiz. Bakın 5 yıl için geleceğiz. 5 yılda kimsenin gönlünü kırmak istemiyoruz. Gönüllere girmek istiyoruz. İnşallah bunu da hep birlikte sağlayacağız. Ben destek veren arkadaşlarıma özellikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kıymetli misafirlerimiz, değerli komşularımız, işte Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Sayın Doktor Adem Uzun ve arkasında gerçekten yüreklerini koymuş dostin yürekli. Al sancağın altında. Kıymetli kardeşlerime alkışlar kuvvetli gelsin. Günüdür. Thank you.
kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, salondaki tüm dostlarımızı, Muhsin Yürekleri ayağa davet ediyorum. Bayrakları görmek istiyorum. Evet Sivas, hazır mısın? Büyük birlik hedefimiz, Muhsin Başkan liderimiz, eller ne derse desin, sevdamız Türkiye. Nizam-ı alemin sevdalısı, dağlarım lideri, Muhsin Yürekli Genel Başkanım, Sayın Mustafa Destici'nin hitaplarını gerçekleştirmek üzere sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyursunlar Genel Başkanım, Sivas sizi bekliyor. Bayrakları görmek istiyorum. Kıymetli dava arkadaşlarımız, nizamız, alem sevdalısı, Alperen kardeşlerimiz, tüm teşkilatımız, davanın lideri Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, kıymetli dava arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, Sivaslı hemşerilerim, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Mübarek 3 ayların içerisindeyiz. Yaklaşık 10 gün sonra da Ramazan-ı Şerif'i karşılayacağız. Rabbim mübarek üç ayların ve Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, bereketinden ve feyzinden istifade eden kullarından eylesin. Üç aylarınız, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli hemşerilerim, televizyonları ekranlarında, sosyal medya hesaplarından bizi takip eden kıymetli vatandaşlarım. Sözlerimin başında hareketimizin, partimizin kurucu lideri, liderimiz Şehit Muhsin Başkanımızı, onunla birlikte şehadete yürüyen Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve İsmail Güneş kardeşlerimizi rahmetle, özlemle ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Şehit liderimiz, Muhsin Başkanımız öyle sağlam bir temel atmış, öyle güçlü ve temiz bir maya çalmış ki, bakın şehadetin üzerinden 15 sene geçmiş olmasına rağmen, partisi de ocağı da dimdik ayakta, hareketi dimdik ayakta, dava arkadaşlarının omuzlarında güçlenerek yoluna devam ediyor ve devam edecektir Allah'ın izniyle. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, 31 Mart 2024 yılında yerel seçimler gerçekleştirilecek. Öncelikle seçimlerin ülkemize, Türkiye'mize, Sivas'ımıza ve partimize, camiamıza ve seçimlere katılacak ancak terörle arasına mesafe koyan tüm partilerimize ve adaylarımıza hayırlı olmasını
Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız seçimler bir kavga aracı olmasın diyordu. Ve seçimler için kimse komşusuyla, akrabasıyla, arkadaşıyla kötü olmasın diyordu. Sel gider, kum kalır. Seçimler de geçer, yine siz komşu olarak, akraba olarak kalırsınız. Bu ölçüyü muhafaza edin diyordu. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu her konuda ölçü sahibi olduğu gibi siyasette de Türkiye'nin görmüş ve belki de görebileceği en ölçülü insandı. Aynen en dürüst, en ahlaklı, en doğru, en cesur lider olduğu gibi. Elbette ki Büyük Birlik Partisi olarak onun izinden giden dava arkadaşları olarak bu ilkelerle hareket ediyoruz. Bununla birlikte şehit liderimiz Muhsin Başkanımız elbette seçimleri kazanmak isterdi. Ve en çok da Sivas seçimlerini kazanmak isterdi. Ve şehadetiyle birlikte Sivas'ı aslında kazanarak bize emanet etti ve bu fani dünyadan göçtü. Evet, 5 yıl boyunca Sivas Büyük Birlik Partisi tarafından belediye başkanımız Doğan Ürgüp ağabey belediye başkanı kadrosuyla birlikte yönetildi. Güzel de hizmetler yapıldı. Kalıcı hizmetler yapıldı işte bu salon gibi. Bunun gibi daha nice hizmetler yapıldı. İşte otogarın yenilenmesinden tutun da işte Muhsin Yazıcıoğlu stadına kadar altyapıdan üst yapıya belki de Sivas tarihinin öyle 5 yıllık süreçte hiçbir dönemde görmeyeceği yatırımlar yapıldı. Evet. Fakat bütün bu yatırımlara, çalışmaya, dürüst, ayrımcılık yapmayan, insanları ayırmayan, kimin ihtiyacı varsa onun yanında olan, hizmetleri adaletle götüren, mahalle, cadde, sokak ayrımı yapmayan bir belediyecilik anlayışı gerçekleştirdi 5 yıl boyunca Sivas'ta Büyük Birlik Partisi. Ama bu tekrar seçimi kazanmamıza yetmedi. Neden? Çünkü insanlar farklı şeyler istiyor. İnsanlar bazen de yönlendiriliyorlar. Genel havaya bakıyorlar. Yani rüzgar ne taraftan eserse aslında biraz o tarafa gidiyorlar. Bununla ilgili de hiç aklımda yoktu ama şimdi bu cümleyi söyleyince şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Şehit liderimiz Muhsin Başkanımız hayattayken böyle bir cemaat grubu, dini bir yapı Muhsin Başkan'ı davet ediyorlar. Diyorlar ki gel bir konuşalım. Gidiyor. Diyorlar ki ya sen Türk siyasetinde en dürüst adamsın, en temiz adamsın, en dindar adamsın. En yüksek gördüğümüz kadarıyla iman sahibi adamsın. Çile çektin, bedel ödedin. Fakat biz bugüne kadar sana oy vermedik. Ama bu sefer oyumuz senin diyorlar. O da teşekkür ediyor. Ayrılıyor. Seçim bitiyor. Tekrar davet ediyorlar. Aynı yere. Aynı topluluğa. Gidiyor. Ondan sonra başındaki efendi diyor ki ya biz seni seçimden önce çağırdık. Sana söz verdik. Ama hakkını helal et. Biz yine oyumuzu sana vermedik diyorlar. Oyu yine başkasına verdik diyorlar. Burada bir toplantı yaptık. Bir halka oluşturduk. Hatta sana senin partine verecekleri de bu tarafa verdirdik diyorlar. Onları da öyle yaptık diyorlar. O zaman içlerinden birisi diyor ki ya diyor siyaset
biraz hani söğüt dalı gibi olmayı gerektirir. Rüzgar ne yandan gelirse o tarafa doğru bazen eğilmek gerekir. Halbuki Muhsin Bey, Muhsin Başkan böyle kavak ağacı gibi dümdüz, dosdoğru diyor. Onun üzerine rahmetli Muhsin Başkan diyor ki, ya beni çağırdınız, oy vereceğiz dediniz, teşekkür ettim gittim. Aslında ben sizden oy istemedim, oy istemeye de gelmedim, davetinize geldim. Sonra seçimden sonra söz verdiğiniz halde beni davet ettiniz, oy vermediğini söyledin, eyvallah, ona da bir şey demiyorum. Ama Allah Yüce Kitabında, Kur'an-ı Kerim'de, Hud Suresinde emrolunduğun gibi dosdoğru ol derken, siz benden söğüt dalı gibi sağa sola yalpalamamı istiyorsunuz. İşte ben bunu kabul etmiyorum diyor. Evet, işte biz böyle bir liderin arkasında kalanlarız. Onun için sorumluluğumuz büyük, mesuliyetimiz büyük. Bunu bilerek hareket ediyoruz. Ama diğer taraftan elbette ki doğruluktan, dürüstlükten, ilkelerimizden, Muhsin Başkanımızın ideallerinden ayrılmadan elbette ki güncel siyasetin de gereğini yapmak zorundayız arkadaşlar. Güncel siyasetin gereğini yapmadan seçimleri kazanmak mümkün olmuyor. Size diyorlar ki siz iyisiniz, siz hoşsunuz, siz güzelsiniz, siz temizsiniz. Sandığa gitti miydi siz gönlümüzdesiniz, oy başkasında. Biz gönüllerde olmayı çok önemsiyoruz, çok kıymetli buluyoruz. Ama artık sandıktan da çıkmak istiyoruz. Evet. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. Benden, genel başkandan başlayarak, burada belediye başkan adayımız, il başkanımız, genel merkez yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, kadın kollarımız, ocağımız, herkese büyük görev düşüyor. Bir kere bizim her gönüle girip o gönülden sandığa oy olarak gitmemiz lazım. Bunun için önce kendi hanemizdekilerden başlayacağız. Eşimizden, çocuğumuzdan, annemizden, babamızdan, sonra akrabalarımızdan birinci derece, sonra yakın komşularımızdan, esnafsak esnaf komşumuzdan. Bunların hepsinin oyunu alacağız. Sivas'ta özellikle, Türkiye genelinde böyle ama özellikle Sivas'ta Büyük Birlik Partisi'ne istediğimizde, ikna ettiğimizde oy vermeyecek hiçbir vatandaşımız olduğunu düşünmüyorum. Herkes rahatlıkla oy verir. Ve bugüne kadar, 93'ten bugüne kadar, Büyük Birlik Partisi'nin kurulduğundan bugüne kadar, 31 yıl içerisinde, Sivas'ta Büyük Birlik Partisi'ne farklı seçimlerde oy vermiş kişilerin oranı kaç biliyor musunuz? %70. Yani Sivas'ta her 100 kişiden 70'i bir kere de olsa, iki kere de olsa Büyük Birlik Partisi'ne oy vermiş. Yani bu ne demektir? Bu diyelim Türkiye genelinde %10 bu oran, ama Sivas'ta bu oran %70. Dolayısıyla bize düşen şimdi nedir? Bu %70'in 50'sinin oyunu almaktır. Bize düşen budur. Yani Sivas'ta her iki kişiden birisinin oyunu almalıyız. Ve seçimi de böyle kazanmalıyız. Biz ulaşırsak, biz gidersek, biz istersek, biz anlatırsak bunu yaparız. Şehit bir lider, tertemiz pırıl pırıl mazisi olan bir parti. Şehit liderinin yanında ta 14 yaşından beri birlikte olmuş, hiçbir anda terk etmemiş bir genel başkan. Tecrübeli bir il başkanımız, 3 dönem belediye başkanlığı yapmış. Eski çalışkan, dürüst bir belediye başkanımız ve diğer kadrolarımız, kadın kollarımız, Alperen Ocaklarımız,
hiçbir partide olmayan tertemiz, pırıl pırıl bir alperen gençlik. Kadın kollarımız. Şimdi bütün bunları harekete geçirmemiz lazım. Her eve girmemiz lazım. Efendim afişimizle, broşürümüzle, sözümüzle her eve girmemiz lazım. Yani her bu salondaki herkes, beni dinleyen herkes, burada olmayan arkadaşlarımız bizi takip ediyor. Yüz binlercesi şu anda. Herkes bir propagandist gibi, bir seçim merkezi görevlisi gibi çalışmalı. İşi kimse bir başkasına bırakmamalı. Bu salona geldik. Bu salondan çıkınca herkese broşürler verilmeli şu anda. Herkes gittiğinde mahallesinde bunları dağıtmalı. Burayı anlatmalı. Bakın, ben bırakın Sivas'ı, Türkiye'de böyle bir proje hazırlığı olan belediye başkan adayı az gördüm. Bunu söyleyeyim. Sivas'ta hiç, Doğan Bey'i tabii istisna bırakıyorum ondan sonra, şu anda belediye başkan adayı olan adayları takip ediyoruz. Hiçbirisinin böyle bir hazırlığı yok. Hiçbirisinin. Ve çok gerçekçi, çok yerinde ve Sivas'a, Sivaslı'ya lazım olan projeler. Evet. Sivas'ın kalkınması, gelişmesi, büyümesi, bir turizm şehri olması, bir sanayi şehri olması, bir eğitim ve kültür, ya sultan şehir, Selçuklu'ya başkentlik yapmış. Yani Sivas'ın kültürünün sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya gösterilmesi lazım. Bütün dünyaya. Sivas, evet, yazın çok nüfus alıyor. Ama ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz ki bu nüfusun büyük çoğunluğu Sivas dışında yaşayan Sivaslılar. Avrupa'dan gelen Sivaslılar, İstanbul'dan gelen Sivaslılar, İzmir'den gelen Sivaslılar. Büyük bir çoğunluğu Sivaslılar. Ama Sivas benzeri başka şehirlerimize baktığınızda dışarıdan gelenlerin %90'ı o şehirli değil. Mesela Eskişehir'e gelen turistlerin ya da ziyaretçilerin %90'ı Eskişehirli değil. Çünkü Eskişehir'in zaten dışarıda ancak %10 adamı var. Yani dolayısıyla da biz Sivas'ı bu noktaya taşımak zorundayız. Ve Sivaslı, yine rahmetli Muhsin Başkanımızın dediği gibi, ne diyordu? Bir hayalim var diyordu, bir hayalim var. Başı açığıyla başı kapalısının kardeşçe yaşadığı, aynı okulda, aynı iş yerinde, aynı okulda okuduğu, aynı iş yerinde çalıştığı, sokakta özgürce gezebildiği, inanç hürriyetini yaşayabildiği bir Türkiye hayal ediyorum diyordu. Kürdü, Türkmeni, Arabı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi kardeşçe yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum diyordu. Yine onun devamında ne diyordu? İnsanımızın doğduğu yerde doyduğu bir Türkiye hayal ediyorum diyordu. İşte Sivaslı, Sivas'ı Büyük Birlik Partisi'ne, Adem Uzun kardeşimize emanet ettiğinde Sivaslı Sivas'ta doğacak ve Sivas'ta doyacak ve Sivas'ta yaşayacak. Biraz önce burada istihdamla ilgili projelerden bahsedildi. Sanayilerden bahsedildi. Yeni sanayi sitesinin cazibe merkezi yapılması hususunda defalarca ilgili bakanlarla ve en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmelerimiz oldu. Ve neticede kabul edildi. Ama biz istiyoruz ki Büyük Birlik Partisi olarak bütün Sivas'taki, sadece şehir değil, ilçeler de dahil olmak üzere bütün sanayi bölgeleri cazibe merkezi haline gelsin ve Sivas'a yatırımcı gelsin, Sivas'ta yatırım artsın, üretim artsın,
istihdam olsun, Sivas'ta işsiz genç kalmasın istiyoruz. Şimdi bakın, burada eğitim, sağlık, gençlik, kadın, yaşlı kesimlerimizle ilgili çok güzel projeler sunuldu. Maalesef yine belediye başkan adayımız söyledi. Uyuşturucu başta olmak üzere bu bağımlılık yapan efendim bir takım maddelerin kullanımı Türkiye'de arttığı gibi Sivas'ta da, özellikle Sivas'ın bazı ilçelerinde de ciddi boyutlara ulaştığını biliyoruz. Bununla mücadele etmek şart. Elbette ki polisimiz, güvenlik görevlilerimiz bunlarla mücadele ediyorlar. Ama işin temelinde eğitim yatıyor ve işin temelinde yerel yönetimler yatıyor. Yerel yönetimler bu mücadeleyi polis sokakta yaparken jandarma, yerel yönetimler de gençlerimizin o ağlara takılmaması için tıpkı okullarımız gibi, hatta okullardan önce gençlerimize öyle cazibe merkezleri oluşturacaklar ki gençlerimizin okuyabileceği, iş bulabileceği, gününü geçirebileceği, gençlerimiz kötü alışkanlıkların kurbanı olmasın. O alışkanlıklardan geçimini temin eden baronların kurbanı olmasın. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Biz işte bu seçim beyannamesinde özellikle ana kademe kadromuzun bunu okuması lazım. Maalesef arkadaşlarımız bu konuda biraz gevşek. Bunu herkes okuyacak, ezberleyecek ve her yere anlatacak. Sivas'taki kardeşlerimiz de Adem Bey'in projelerini bir kitapçık halinde okuyacak, ezberleyecek ve herkese anlatacak. Gençlerle ilgili olan bölümü bizim genel projelerimizle beraber Adem Bey'inkini alacak, gençlere anlatacak. Kadınlarla ilgili olanı hem genel merkezin hem Sivas'ın projelerini alacak, kadınlarımıza anlatacak. İşte kadınlar toplantısı yapacağız 9 Mart'ta. Buraya yönelik bir hazırlık olması lazım. Ve orada bunun sunulması lazım. Oraya gelen binlerce kadınımız da gidip bunu çevresindekilere anlatması lazım. Gençlerimizle ilgili özel böyle bir salon toplantısı yapalım. Yani yapın yani, ben gelemesem bile. Gençlerimize anlatın gençlik projelerimizi. Yaşlarımızla ilgili özel bir program yapalım. Yani her kuşakla ilgili, her kesimle ilgili özel bir programı bu 26-27 günde yapalım. Her kesime ulaşalım. Ve hizmet için, Sivaslı'ya hizmet için, Sivas'a hizmet için bu belediyeyi kazanalım ve hizmetin en iyisini Sivas'a getirelim. Kıymetli kardeşlerim, bakın yine konuşması içerisinde şehrin betonlaşmasından bahsetti. Gerçekten şehrin merkezi de diyebileceğimiz bazı mahallelerin, işte Şems-i Sivasi Külliyesi'nin camisinin de bulunduğu işte o mıntıkadaki evlerin halini gördük. Yani bu devirde, bu çağda bunların hala bu vaziyette duruyor olması adeta virane olmuş halde. Ve maalesef bunların bazılarında insanlar oturuyor, yaşam mücadelesi veriyor. Bazılarını da iş merkezi olarak, iş yeri olarak kullanıyor. Yani şehrimizin pırıl pırıl hale gelmesi lazım. Biraz önce söyledim, Sivas kültür zenginliği en yüksek olan illerimizden bir tanesi. Tarih zenginliği en yüksek olan illerimizden bir tanesi. Bunların gün yüzüne çıkarılması lazım ve bunların başta Sivaslı'yla, daha sonra da Sivas'a gelen herkesle buluşması lazım. Yoksa netice tüpçü Fikret'in söylediği gibi olur yani. O da hoş değil yani. Evet. Çok filmi seyreden yok herhalde burada. Değil mi? Şimdi arkadaşlar, kıymetli kardeşlerim, Adem Bey uzun uzun projelerini anlattı.
Ben çok uzun konuşmak istemiyorum ama konular da var. Bunları da sizinle paylaşmak zorundayım. Şimdi bakın, kentsel dönüşümle ilgili söyledi. Esentepe ve Yunus Emre mahallelerimiz başta olmak üzere kentsel dönüşüm gereken her mahallemizde belediye bize teslim edilirse biz bu kentsel dönüşümleri Allah'ın izniyle Çevre Bakanlığımızla, TOKİ'mizle, el birliğiyle, güç birliğiyle, iş birliğiyle gerçekleştiririz ve gerçekleştireceğiz. Biz tabii yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz 2016-15 Temmuz'da hain bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu darbeye karşı, darbeyi durdurmak için milletimiz sokağa çıktı. İşte o sokağa çıkanların o sokağa çıkanlara öncülük edenler, darbeye karşı duruşta öncülük edenler bir ittifak kurdular. Sonra 2016 referandumu yapıldı. Hükümet yönetim sistemi değiştirildi. Bir daha rahat böyle darbeler yapılamasın diye. Aklı esenin kafasına estiği zaman darbeye yeltenmemesi için sağlam bir hükümet sistemi getirilmek istendi. O yarı parlamenter sistemden vazgeçildi. Neticede şu anda sağlam bir yönetim sistemimiz var. Ha, Ali Yülala mı? Elbette değil. Bizim ideal sistemimiz mi? Elbette değil. Ama biz ehveni şer olarak destekledik. Uyum yasaları çıkmalıydı, eksiklikleri tamamlanmalıydı, noksanları tamamlanmalıydı, fazla yanları efendim tırpanlanmalıydı. Neticede sistem değişti, bizim de desteğimizde. Ve ondan sonra yapılan 2018 seçimlerinde biz Cumhur İttifakı'yla birlikte olduk. Üç parti: AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi. 2019 seçimlerinde de birlikteydik. Ama yerel seçimlerde birlikteliğimiz tüm şehirleri ya da tüm ilçeleri ya da beldeleri ya da seçimin tüm yönlerini kapsamıyordu. Sonra 2023 seçimlerinde de birlikte olduk. Ve şimdi 2024 yerel seçimlerindeyiz. İş birliği yaptığımız yerler var. Güç birliği yaptığımız yerler var. Birlikte seçime girdiğimiz yerler var. Ama işbirliği olmadan Cumhur İttifakı'ndaki her partinin ayrı ayrı girdiği iller, ilçeler de var. Efendim, işte büyük şehirlerde birlikte giriyoruz. Büyük şehir belediye başkan adaylıklarında birlikte giriyoruz. Ama onun dışında büyük şehirlerinde, pek çok ilçelerinde kendi adaylarımızla giriyoruz. AK Parti'nin de kendi adaylarla girdiği yer var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kendi adaylarıyla girdiği yer var. Diyelim ki Ankara'nın Mamak'ında birlikte giriyoruz ama Gölbaşı'nda Büyük Birlik Partisi kendi adayıyla giriyor. Ayaş'ında, Bala'sında, Evren'inde, Kalecik'inde, Keçiören'inde, Sincan'ında, Çubuğ'unda kendi adaylarıyla giriyor ve kendi adaylarıyla seçimi kazanmak için uğraşıyor ve kazanacak Allah'ın izniyle. Burada da Sivas'ta da hem Büyük Birlik Partimizin belediye başkan adayı var, hem AK Parti'nin belediye başkan adayı var, hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayı var ve diğer partilerimizin de belediye başkan adayları var. Dolayısıyla da burada Sivas merkezde Cumhur İttifakı partilerimiz de seçime birlikte değil, kendi adaylarıyla, kendi amblemleriyle giriyorlar. Ama seçim yine tabii ki Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak birbirine saygı göstererek kardeşlik çerçevesi içinde geçiyor ve böyle geçmesini arzu ediyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda çok hassasız. Aynı hassasiyeti de elbette ittifak ortaklarımızdan bekliyoruz. Şimdi burada kararı verecek olan seçmenimizdir. Sivaslı kardeşlerimizdir.
Ama biz açıkça arzu ediyoruz ki bu dönem inşallah Sivas Büyük Birlik Partisi diyecek, Sivas seçmeni Adem Uzun diyecek ve mührü, emaneti Büyük Birlik Partisi'ne teslim edecektir. Bunun için çok çalışmalıyız. Gecemizi gündüzümüze katmalıyız. Uykumuzdan fedakarlık etmeliyiz. Yemeğimizden fedakarlık etmeliyiz. İşimizden, gücümüzden, ailemizden fedakarlık etmeliyiz. Bu son 26-27 günü üstün bir gayretle çalışarak geçirmeliyiz ki seçimi kazanabilelim. Diyelim ki Sivas'ımızın Şarkışla ilçesinde de, şehit liderimizin ilçesinde, Baba Ocağı'nda da ne oldu? Belediye Cumhur İttifakı'nın tarafından Büyük Birlik Partisi'ne bırakıldı. Ve Büyük Birlik Partimizin adayı Kasım Gültekin kardeşimiz Cumhur İttifakı'nın ortak adayı oldu. Dolayısıyla ben başta Kasım Gültekin, Şarkışla belediye başkan adayımız olmak üzere ilçelerimizdeki adaylarımıza da başarılar diliyorum. Onların da kazanacağına yürekten inanıyorum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım. Tabii biz siyasetimizi, devletimizin varlığı, devletimiz daha güçlü olsun, ülkemiz bütünlüğünü muhafaza etsin, güçlenerek muhafaza etsin, İmkan varsa misak-ı milli sınırlarına ulaşalım ve milletimizin istiklali, istikbali, güvenliği, refahı, huzuru ve mutluluğu için yapıyoruz. Ve inançlarımız yaşasın, bu topraklara şehit kanlarıyla getirilmiş olan, ağır bedeller ödenerek getirilmiş olan inancımız bu topraklarda İslam, Müslümanlık bu topraklarda yaşasın. Allah'ın ismi her gün 5 vakit minarelerden okunsun, ezanlarımız dinmesin diye mücadele ediyoruz. Aynı şekilde şehitlerimizin kanlarının temsil eden ay ve bağımsızlığımızın timsali olan ay yıldızlı al bayrağımız gönderden inmesin diye mücadele ediyoruz. Mücadelemizin en önemli tarafı da budur. Çünkü biz ilahi kelimetullah için nizam-ı alem diyen, bunu söyleyerek yola çıkan şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşlarıyız, kardeşleriyiz, alperenleriz. Tabii ki önceliğimiz devletimiz, ülkemiz, milletimiz. Ama diğer taraftan Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kafkaslardan Türkmenlere kadar dünya üzerindeki bütün soydaşlarımız, bütün dindaşlarımız da elbette ki bizim ilgi alanımız içerisindedir. Onların da bağımsız, hür, müstakil, huzurlu, mutlu, güven içinde bir hayat yaşamalarını arzu ederiz. Bunun için tepkimiz Kızılçin'edir. Doğu Türkistan'ı işgal eden ve 1949'dan beri orada soykırım yapan, katliam yapan, asimilasyon yapan Kızılçin'edir. Aynı şekilde işte Siyonist İsrail'edir. Katil İsrail'edir, soykırımcı İsrail'edir. Yani bir devlet düşünün ki, güya savaşıyor. Güya Hamas'la savaşıyor. Peki 30 bin insan ölmüş. Kim bu insanlar? 10 binden fazlası masum çocuk. 10 binden fazlası kadın. 5 binden fazlası yaşlı insan. 2023 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü 30 bin kişinin 25 binden fazlası kadın, çocuk ve yaşlı. Kimle savaşıyor İsrail? Şu açık ve net ki
İsrail dünyanın en güçlü, en modern silahlarına sahip. O yetmezmiş gibi dünyanın en güçlü olarak bilinen devleti ABD'den tüm desteği alıyor. Hatta ABD askerleri de orada bu katliamlara, soykırımlara katılıyor. Bunun adı savaş değil. Bunun adı soykırım, bunun adı katliam. Onun için bu katliamı yapan Siyonist İsrail'i de, ona destek veren başta ABD olmak üzere tüm emperyalistleri de, tüm katil sürülerini de lanetliyoruz. Ve maalesef Türkiye'de bir siyasi parti genel başkanı, ki bir tane değil, birkaç tanesinin ağzından duyduk, İsrail'le ilgili tek kelime etmiyor, Siyonist katillerle ilgili, soykırımcılarla ilgili tek kelime etmiyor, ama diyor ki Hamas terör örgütü diyor. İsrail'e de şirin gözükmeye çalışıyor. Hamas neyin terör örgütü? Hamas orada Gazze'de, Filistin'in Gazze bölgesinin siyasi partisi. Oranın yönetimini elinde bulunduran parti. Ben Gazze'ye gittim. Türkiye'den Gazze'ye giden tek parti genel başkanı olmak da bana nasip oldu elhamdülillah. Sadece Gazze'ye değil, her yıl Batı Trakya, Balkanlara gidiyoruz. Merhum Sadık Ahmet anmak başta olmak üzere. Aynı şekilde Türk Cumhuriyetlerine, Türkmeneli bölgesine, her tarafa yetişmeye çalışıyoruz. Nasıl ki Şehit Muhsin Başkanımız Srebrenica'da soykırım yapılırken, Bosna Savaşı'nda Bosna'ya gidip cephede, siperde Bosnalı kardeşlerinin yanında olmuşsa, nasıl ki Kosova'da bağımsızlık mücadelesi verirken o siperlerde, o mevzilerde Kosovalı kardeşlerinin yanında olmuşsa, biz de onun geride bıraktığı dava arkadaşları olarak her zaman mazlum soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Birisi de çıkıyor diyor ki bizim Filistin diye bir davamız yok diyor. Bizim Gazze diye bir davamız yok diyor. Ama İsrail'e tek kelime etmiyor. Tek kelime etmiyor. 30 bin kişiyi öldürmüş, 10 bini çocuk, 10 bini kadın, bir katil sürüsüne tek kelime etmiyor. Ya kardeşim, aç kulağını da dinle. Kalbinde zerre kadar iman olanın Filistin davası olur, Gazze davası olur. Zerre kadar iman olanın. Ve kalbinde yine zerre kadar insan sevgisi olanın Filistin Gazze davası olur. Orada öldürülenler insan. Şimdi burada sokak köpekleriyle, saldırgan köpeklerle ilgili bir şey söylüyoruz. Bizi efendim işte hayvan düşmanı olarak lanse etmeye çalışanlar, 30 bin masum insanı katleden İsrail'e tek kelime etmiyorlar. Tek kelime etmiyorlar. Şimdi biz ne söylediğimizi biliyoruz. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partililer olarak kurulduğumuz günden beri söylüyoruz. Doğu Türkistan da bizim davamız, Filistin de bizim davamız. Kafkaslar da bizim davamız, Balkanlar da bizim davamız, Türkmeneli'de, Kerkük'te, Musul'da, Myanmar'da bizim davamız. Velhasılı yeryüzünde nerede bir Türk, nerede bir Müslüman, hatta nerede bir mazlum varsa onun davası bizim davamızdır. Ona karşı yapılan zulümlerin karşısında olduk ve karşısında olacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu sokak köpekleri mevzusu denince bir önce Adem Bey burada anlattı. Doğan abi, Doğan Başkanımız bunun uygulamasını yaptı 2010 yılında, 2011 yılında. Fakat o zaman Sivas'ta toplam 1100 köpek varmıştı. Ve bunların tamamı için hayvan barınağı yapıldı, yerleştirildi. Şimdi 10.000'in üzerinde olduğu söyleniyor. O günden bugüne maalesef yeteri kadar barınak yapılmamış. Pek çok şeyin yapılmadığı ve eksik bırakıldığı gibi.
Türkiye genelinde baktığınız zaman bu tamamen son yıllarda özellikle milletin en önemli dertlerinden biri haline geldi. Her gün bir haber duyuyorsunuz. Bir gün çocuğa saldırmış, bir gün yaşlı kadına saldırmış, bir gün yaşlı insana saldırmış, bir gün pazara giden kadına saldırmış. Köpek saldırılar sonucu çocuk ölümleri oluyor, kadın ölümleri oluyor, yaşlı insan ölümleri oluyor. Onun için biz diyoruz ki Büyük Birlik Partisi olarak bu beyannamede de var. Bu beyannamede de var. Bize yetki verilen her ilde, ilçede, beldede biz Allah'ın izniyle seçimi kazandıktan bir ay sonra sokaklarda başıboş saldırgan köpek bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Bunları elbette imkanlar varsa hayvan barınaklarını alacağız. Elbette kısırlaştıracağız. Ama imkan olmadığı yerde de elbette uyutacağız. Dolayısıyla da biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebali'nin torunlarıyız. Önceliğimiz insan olacak. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler. Biraz önce bahsettim, söyledim. Seçim işbirlikleri, ittifaklar. Her parti herkesle görüşebilir, yapılabilir. Ama istisnamız ve kırmızı çizgimiz nedir? Terör örgütlerinin siyasi partileriyle iş yapılamaz. Eğer yapılırsa o millete, devlete, vatana ve şehitlerimize ihanet olur. Şimdi düşünün. Kent uzlaşısı adı altında efendim işte seçim işbirliği yapıyorlar. Kimle? DEM. DEM kim? Bir önceki adı HDP. Ondan önceki adı BDP. Ondan önceki adı HADEP. Ondan önceki adı DEHA. Böyle gidiyor. Bu kalemun gibi sürekli değiştiriyorlar. Kılık değiştiriyor gibi bunlar da isim değiştiriyorlar. E şimdi düşünün ki İstanbul'da bir ilçeyi onların istediği yani terör örgütünün ve onun siyasi temsilcisinin istediği partinin adayını gösteriyorsunuz. Yarın kazandığı zaman oraya geçecek. İstanbul metropolde düşünün ki PKK'nın partisinin büyük bir ilçe belediyesi var. Bu ne demek ya İstanbul için, İstanbul güvenliği için? Elbette ki devlet gereğini yapacak. Şimdi birileri diyor ya kayyum uygulamasına son verilecek falan. Niye son verilsin kardeşim? Eğer seçilen belediye başkanı terörle arasına mesafe koymazsa, teröristleri belediyeye doldurursa, belediyenin imkanlarını terör örgütü ve onun uzantıları için kullanırsa elbette kayyum atanır ve kayyum uygulaması devam etmelidir. Yine son günlerde ne konuşuluyor? Efendim yeni bir çözüm sürecinden bahsediliyor. Buradan yine Sivas'tan şehit liderimizin Muhsin Başkanımızın terörle mücadeleyle ilgili söylediği sözlerle cevap vermek istiyorum ya da konuyu o şekilde anlatmak istiyorum. Ne diyordu şehit liderimiz? Terörü ve teröristi yok etmek istiyorsanız onun tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edeceksiniz. Sadece dağda, ovada, sınır içinde, sınır dışında teröristlerle askerin yaptığı, polisin yaptığı mücadele yetmez. Şehirde de biz mücadele edeceğiz. Basındakilerle de mücadele edeceğiz. Sermayesi, arkasında sermaye dar olanlarla da, sermayedar olanlarla da biz mücadele edeceğiz. Mecliste olanlarla da mücadele edeceğiz. Mecliste terör örgütünün partisi ve sözde milletvekillerinin olmasına müsaade etmeyeceğiz. Yine aynı şekilde ne diyordu ikinci olarak? Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, terörle teröristle müzakere olmaz, mücadele olur. Mücadele edersin, terörün kökünü kazırsın. Devlete baş kaldıranın başını koparırsın. Şimdi Atatürkçü olduğunu, Atatürk'ün partisinin genel başkanı olduğunu, milletvekili olduğunu falan filan söyleyenler ne diyor? Şimdi söyleyenler bunlarla işbirliği yapıyorlar. İsyancılarla işbirliği yapıyorlar. Devlete baş kaldırmış olanlarla 40 yıldır devlete savaş açmış,
Binlerce askeri polis şehit etmiş. On binlerce masum insanın kanına girmiş. Milletin geleceğini heba etmiş. $1 trilyon fazla para harcamışız biz. Türkiye'nin iç dış kamu özel bütün borcu $500 milyar. Eğer bugün o para teröre değil de yatırıma gitseydi bugün Türkiye'de işsizlik diye bir mesele olmazdı. Türkiye'nin dış borcu olmazdı, iç borcu olmazdı. Faiz bu kadar yüksek olmazdı. Enflasyon bu kadar yüksek olmazdı. Hayat pahalılığı olmazdı. Elbette ki tek sebebi bu değil. Ama bu en önemli bir sebep. Ve bugün en çok konuşulan emekli maaşları 10 bin lira. Yeter mi? Yetmez. Biz ne diyoruz Büyük Birlik Partisi olarak? Ki bu seviyeye gelmesine de büyük katkı sağladık. Ama yetmez. Bize göre emeklimiz en düşük emekli maaşı bir asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Ya hadi bilemedin en az bugünkü rakamla 15 bin lira olmalıdır. O 5 bin lira emeklimize hemen seyyanen verilmelidir. Ve yine yeri gelmişken söyleyeyim, işte bayram ikramiyesi var. 3'er bin lira olarak meclisten geçti. Biz o mecliste olsak asla ona evet demezdik. Asla. Bize göre Ramazan bayramı ikramiyesi 5 bin, Kurban bayramı ikramiyesi de 10 bin lira olmalı ki en azından emeklimiz küçük başta olsa bir kurban alsın, kessin, hanesini sevindirsin, komşusuyla, fakiriyle paylaşsın. Evet, işte bunlar bütün halledilmiş olurdu. Ama tek sebep o değil tabii. Şimdi ya Atatürk diyorsun, Cumhuriyet diyorsun. Atatürk ne yapmış devlete isyan edenlere? Ey Özgür Özel, ne yapmış Atatürk? Baş kaldıranlara Atatürk ne yapmış? Değil mi? Aç bir Atatürk'ü oku. Cumhuriyet'in tarihini oku. Ondan sonra ben CHP'nin genel başkanıyım. Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum. Evet, koltuğunda oturabilirsin. Ama Atatürk'ün ilkelerine baktığımız zaman, Atatürk'ün devlet yönetme anlayışına, ülkenin bütünlüğünü koruma mücadelesine, milletin istiklalini ve istikbalini koruma mücadelesine baktığımız zaman hiç sizinle alakası yok. Atatürk olsaydı devlet 40 yıldır devlete savaş açmış terör örgütünü siyasi partisiyle iş yapar mıydı? Onlarla seçim işbirliği yapar mıydı? Ortaklık yapar mıydı? Bir de beyefendi çıkmış o gün meclisteki grup toplantısında Atatürk'ü rüyasında görmüş gibi Atatürk size şöyle diyor, Atatürk size böyle diyor, Atatürk'ten haberler veriyor grupta milletvekillerine. Ben de sana diyorum ki bak Atatürk'ten gerçek haber almak istiyorsan Atatürk'ü aç oku. Atatürk devlete baş kaldırana ne yapmış? Sen ne yapıyorsun? Onu bir oku. Ondan sonra da terörle, teröristle arana mesafe koy. İşbirliğini bitir. Evet. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dava arkadaşlarım, sizleri bir kez daha tebrik ediyorum. Sizlere bir kere daha şahsım, partimiz adına teşekkür ediyorum. Her türlü yokluğa, her türlü haksızlığa, her türlü imkansızlığa rağmen bu mücadeleyi 31 yıldır bıkmadan, usanmadan, yorulmadan veriyorsunuz. Allah sizleri var etsin. Bu mücadelenizi, bu mücadelemizi taçlandırma zamanı gelmiştir. Ve işte bu mücadelemizi Allah'ın izniyle, bu mücadelemizi Allah'ın izniyle Sivas İl Belediyesi'ni kazanarak taçlandıracağız. Ben buna inanıyorum. Ben adayımıza inanıyorum. Ben teşkilatımıza inanıyorum. Kadınlarımıza inanıyorum. Gençlerimize, alperenlerimize inanıyorum. Mahalle temsilcilerimize inanıyorum. Meclis üyesi adaylarımıza inanıyorum. Velhasılı Büyük Birlik partililere, Alperen Ocaklılara
ve Sivaslılara inanıyorum, Sivaslılara güveniyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Üç aylarınızı ve Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.